nasıl? Allah aşkına iyi diyelim. Burayla ev geçiniyor mu? Geçiniyor. Şu an sadece geçiniyor yani. Artık bir şey yok. Anladım. Kredi borcun var mı? Kredim var. O yüzden de geri başka bir krediye girme şeyine girmedim. Çünkü zor olacak. İkinci tek kişi çalışıyorsun burada. Tek kişi aynen. Aynen. Kendiniz. İşçiye de maalesef yetişemiyoruz. Şeyi ödeyebiliyor musun? Bağkur primini. Bağkur primini ödeyemiyorum. Maalesef. Elektrik parasından çok şikayet ediyor esnaf. Ya zamlardan hepimiz şikayet ediyoruz. Biz otomatik sektörde olduğumuz için. Alıp gücünün düşmesinden çok şikayet ediyoruz. Şimdi aynen öyle ufak bir yere gideceğimizi düşünüyoruz ama bu çok uzak bir yerdeyiz. Biz kendi aramızda 2 sene öncesine kaldık. Aldığımız 60 bin lira. Arabayı şimdi 160 bin lira alıyoruz ki nasıl alacağız? Yani ufak bir kredi mesela kredi faizleri de çok yüksek zaten. Her şeyimiz bize bağlı, dışarıya bağlı. O yüzden inşallah Allah yardımcı olur. Siz de bizim sesimiz olursunuz. Zaten onun için buradayız. Bak ben hiç ne partimi öptüm girdiğimden beri. Evet. Ne hükümeti yerdim, yani ne de propaganda yaptım. Özne sensin. Evet. Bize şu anda normal, yüzü de para lazım değil. Bize olması gereken bir Bağkur primi yatırdık. 800 lira. Bu prim 1055 lira oldu. Bize bu şekilde yardımcı olmak varken pandemide Bağkur primimiz artmaması gerekiyor. Bize 3000 lira değil, bize sürekli devamlılık lazım. Yani Bağkur primlerinizi bir süre ertelenmesini mi istiyorsunuz? Hoş geldiniz. Yani zam gelmemesi lazım. Zam istemiyorsunuz. Tamam söyleyeceğim. Pandemiden dolayı. Anladım onu söyleyeceğim. Tabii, kredi borcunuz var mı? Düzenimiz açıkken olsun. Kazanırken yatırmak çok kolay. Mesela haftalık gelip 1 kilo et alan müşteriniz 1,5 kiloya mı çıktı, yarım kiloya mı düştü? Ya şimdi şöyle söyleyelim. Sadece alım gücü için. Alım gücü azalmaya başladı. Onu fiyat farklarından dolayı. Dörtte biraz azaldı. Bu ara gelen zamlar var, kırmızı eten, tavuk ürünlerine. Onları biraz alımlar düştü. Çünkü market olsanız sormam bu soruyu. Bu şimdi pazar dükkanı olduğu için söyledim. Sabit müşteri var. Yazdığınız gider hatta yani sonra gelir verir. Tabii. Öyle insanları kolluyoruz. Arkadaşlarımız kolluyoruz. İnsanlar için çok lüks oldu. Fiyatlar da pahalı. İnsanlar tabii ki bu nedenden dolayı herkes alamıyor. Benim diyen vatandaşımız et diyen. Şimdi ablacığım şöyle söyleyeyim ben. Kuraklıktan dolayı yem fiyatları, arpa fiyatları çok arttı. Köylerin ürünleri hayvan fiyatını arttırmak zorunda kaldı. Biz de tezgaha yansıttık. Bu da zaten alım gücü zayıf olan insanları biraz daha düşürdü alım gücünü. Mesela haftalık 1 kilo et, kıyma neyse adı alabilen arkadaşlarınız, yani müşteriniz ne kadar alıyor şimdi? O takip etmesi çok zor ama azaldı yani. Örneğin yani çok nadir. Ayda bir geliyor. Haftada bir alan vatandaşı. Ayda bir geliyor. Gerçekten yok. Benim diyen vatandaş mesela işçi kesinlikle gelmiyor. Hep yani lüks müşteriler geliyor. Öyle değil mi? Durumu çok iyi olan memurlar falan böyle çok nadir geliyor. Eskiden ben mesela 7 senedir çalışıyordum bu meslekte. Adam geldi mi? Antrikot ver, kuşbaşı ver, kıyma ver, sucuk ver, tavuk ver, hepsi verdi. Şimdi yarım kilo bundan, yarım kilo bundan geçiyor. İşler nasıl kardeşim? Belli, kötü. Her yer zincir market. Bu zincir marketlerden dehşet şikayet var. Adım attığımız yer zincir market. Bize hiçbir şey yok. Milletin gözünde biz küçük esnaf kötü. Ne bileyim, tarihi geçip mal satıyor. Ne bileyim, her türlü kötü yıl düşünüyoruz aklımızda. Kredi mredi zaten çıkmıyor küçük esnafa. Senin kredi borcun var mı? Olmaz. Ne kadar mal vardır burada? 50 bin lira, bence mal var. Ne kadar kredi borcun var? 300 bin lira kredim. 300 bin? 300 bin. 50 bin mal, 300 bin kredi. Oğlum nasıl ödeyeceksin? Vallahi Allah yardım ederse ödeyeceğiz başka. Yapılandırıyoruz. Tekrar. Hiç durmadan. Onlar çözülecek zaten de. Yani çözülebilir de. Aslında öyle bir imkan mevcut. Türkiye'nin imkanları iyi. Ama 5 tane. Şimdi bak yapmayayım diyorum. Oluyor işte mecburen. 5 tane maaş alan danışmanlar da yanına okuduk. Öbürlerinin yanına bir tane senin yaşındakiler 5 tane maaş alıyormuş. 3 tane ben, biri. Ben üniversite mezunuyum. Elektrik bölümü mezunuyum ben. Oo. Hiçbir yere giremem. Kaç yaşındasın oğlum? 37. Geçinebiliyor musun burayla? Valla geçiniyor muyuz bilmiyorum artık ben yani. Üniversite mezunusun be ya. Üniversite mezunum ben, elektrik mezunum. Bir senedir biz gerçekten çok zor durumdayız.
hani gelir olarak çok düştü işler. Kazancım hani şükür. Hamd ediyoruz. O ayrı bir şey, ayrı bir konu. Ama kesinlikle hani geçimimiz çok zor oldu. Kredi borcun var mı? Var. Ne kadar mal vardır burada? Ortalama 200 bin lira var. 200 bin lira. Kredi borcun buna denk mi, fazla mı, az mı? Kredi borcum fazla. Daha fazla. İşler nasıl? İki senedir ızdırap çekiyoruz. Biz kimsenin bir hatırını sormuyor. Şu tavuğa 10 lira alıyorduk, 30 lira oldu. Yani zam nereye gidiyor, fiyatlar nereye gidiyor, ilgilenen yok. En ufak bir streç filmin fiyatı bile %300 arttı. Kimse ilgilenmiyor. Yani ne destek var, ne kredi var, ne bir şey var. Durum bu. Esnafın durumu nereye gidiyor, bilen yok. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Şu anda milyonlarca koyunlu daha çıktı. Allah aşkına orayı da oyuyoruz. Şimdi süvenir arayacak, orayı da patlattılar. Şu anda koyunlu daha da şu anda. Bir aydın. Ceylimimiz de kalmadı adamlarımızın. Bera diye bir şey de kalmadı. Bu ceylimimiz de elimizden alıyorlar şimdi. Organlık da yok, organlık da bir şey yok. Ne olacak bu? Bu açıları ödecek, çiftçi ödecek, esnafı da ödecek. Biz doğrusu esnafa yansıyacak. Esnaf da ona verecek. Burada %70, %80 oy alıyor. AK Parti alıyor. Ondan sonra bir şey yok. Her doğru alıyor. Ama gelecek gün gelecek, yine gelecek. Hayır, sizden başka kimse gelmez valla. Sizden başka kimse gelmez. Siz gibi halkın içine gelmez. Bizim nereden ifadesine bak. Çiftçi ne aldı, balçı ne aldı, esnaf ne aldı yani. Malcı şimdi yok. 25 olmuş. Kat 25 olmuş. Ben ne yıl? 7 milyon lira almış. Arpa 3 milyon lira. İmalcı bunu yedecek de, para kazanacak da, onun zor çocuğuna gelecek. Ya alamıyor ki. Tavan açtı. Köylüde mesela 3 tane inek vardı, şimdi 3 ineği de yok. Ne için köylü? Köylü şimdi şehire gidiyor. Şimdi yok ki. Elinde telefon var. Senin elinde araba var. Geçmişte söyledi ya başkanım. Evet biliyorum. Ayşe ablanın, Fatma ablanın iki izniği var. Ben evi geldim her dedi ya. Onu geçiyordu Allah'a şükür. Ondan sonra açıklıyor diyor ki. Yani milletvekilleri çalmasını biliyor diyor. Siz de çalmasını biliyor. Öğret o zaman dedi biz de çalmasını. Çalmak yok. Kendileri öyle mi? Öyle mi başkanım? Hakim sen çalmasını bilmiyorsun gibi. Kendileri bir gece de 22 milyar parayı aldılar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Kuru temizlemeci. Evet, kuru temizleme. 76 yılından beri burada, bu caddede, bu binanın altında. 1,5 yıldır geziyorum. İlk defa kuru temizlemesi dükkanına, ben dükkan diyorum, evet, rast dükkan, geldim. Tabii. Dolayısıyla şimdi bu ilk güzel bir şey. Uğurlu İşler gelsin nasıl? İnşallah. Birbirinize uğurlu gelir. İşler aynen nasıl? Olana bereket. Şükür evet, diyoruz. Yani bugünümüze şükür. Siz çok daha iyi biliyorsunuz genel durumu. Elektrik parasından çok şikayet var. Elektriğimiz öyle, bizim ana kullandığımız askı ve poşetin ham maddesi petrole dayalı olduğu için onlarda sürekli bir artış var. %35 falan artış oluyor ama biz sadece fiyata %15 yansıtabiliyoruz. Kuru temizlemenin ana ilacı kalp üretilen, biz normalde yılda 3 ya da 4 varil harcardık. Kasım ayında aldık, daha henüz o varili açmadık. Açamadım. İhtiyacımız olmadı. Şey yani düştü. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Evi var mı diye baktım. İşlerim maalesef yok. Yani. İşler nasıl kızım? İşler pandemi sürecinden dolayı bayağı kötü. Bayağı etkilendi. Kirası, boşkasıymış. Çalışanlarımız mesela azaldı. Hatta kendimiz maalesef maalesef işlerimiz. Kaç kişi vardınız? Şu an 3 kişiyiz. Biz aynen zaten benim yeğenim. Yeğen sen. Ben. Bir tane daha var. O da şu an çabuk. Mutfakta kim çalışıyor şu an? Mutfakta kendimiz hallediyoruz yani. Gerçekten geldik mi? Şimdi kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Peki ev geçiniyor burayla? Yok maalesef. Yani daha çok cepten. Hep bana esnaf diyor ki kenarını biriktirmeyiz. Aynen. Cepimizdeki biriktirmeyiz. Öyle söylüyor. Emek veriyoruz, para harcıyoruz, para yatırım yapıyoruz. Aynen. İstihdam sağlıyoruz ama karşılığında hep cepten yiyoruz.
Yani şu an bulunduğumuz pozisyon o. Evleneceğim yani. Düğün hazırlığımız var. Ya canım benim. 15 aydır falan zaten zordayız. Pandeminin başından beri. Hatta başlamadan önce de zordaydık. Her sene daha iyiye gider mi? Kötüye gidiyor. İyiye gider mi? Kötüye gidiyor. Bu sene pandemide daha da zorlandık. 17 gün kapattılar. Karşılığında bir yardım göremedik. Kredi borcum var mı? Olmaz olur mu? Ne kadar mal var? Yani burada ne ya kadar mal şöyle, vardır? Para sormak sormuyorum ben aslında. Bu mal kadar mı kredin var? Fazlası. Mümkün değil çünkü kiralar kaç çalışıyor. Müşteri geldi bugün? Vallahi kaç müşteri geldi? 5-6 müşteri. Sayı olarak yani ben para 5 müşteri gelmiştir. 5 müşteri yetmez mi oğlum? Mümkün değil. Yetmez. Ya burada. Ha bura, kira mı burası? Yüksek kiralarımızda. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.